Merhaba saygıdeğer arkadaşlar. Bu kanalımda bazı ön bilgilerden sonra bu kanalın asıl amacı olan tropik ve subtropik bitkileri nasıl çimlendirilir konusuna geçiyorum. İlk olarak seçmiş olduğum bitki biber bitkisi arkadaşlar. Çoğunuzun bildiği gibi biber tropik ve aynı zamanda bir subtropik sebzesidir. Ve buradan geçmişte dünyaya dağılmıştır. Çoğunuzun da bildiği gibi biber çeşitleri hepimiz tanıyoruz. Mutfaklarımızdan eksik olmuyor. Biber bitkisi tek yıllık olanı da var, çok yıllık olanı da var. Çok yıllık olan biber bitkileri minyatür ağaç, bonsai yapımında da bazı arkadaşlar tarafından kullanılmaktadır. Biber tohumları sıcaklığa bağlı olarak arkadaşlar çimlenme süresi değişebiliyor. 20 ila 25 derece sıcaklıkta 10 gün sürebiliyor. 18 derece sıcaklıkta 20 veya 25 günde çimlenme gerçekleştirebiliyor. Bu yüzden dış mekanlarda bulunduğunuz bölgenin son don tehlikesi gününden 15 veya 10 gün önce tohumları kapalı alanlarda ekmekte fayda vardır. Biber tohumlarını bir gün su dolu bir bardak suyun içinde veya nemli bir havlunun içinde bekletiyoruz. Bekletmemizin amacı tohumun içi su ile dolması ve çimlendirmeyi az da olsa hızlandırmasıdır. Çimlendirme toprağımızı hazırlıyoruz. Benim kullandığım çimlendirme toprağımı ilgi duyan arkadaşlar yine bu kanalda ön bilgilerde bulunan çimlendirme toprağı karışımı videosuna bakabilirler. Şayet biber tohumlarımızı bir yollara ekim yapıyorsak arkadaşlar her göze üçer tane gelme suretiyle biber tohumlarımızı dikimini gerçekleştiriyoruz. Ben burada şöyle bir kap kullanıyorum ve görmüş olduğunuz gibi taban kısmı drenaj delikleriyle kesmiş bulundu. Kabımızı bir miktar çimlendirme toprağı ile dolduruyorum. Kabımızı ağzına kadar doldurmuyoruz arkadaşlar. 2 santim üst kısımdan 2 santim boşluk kalana kadar çimlendirme toprağımızı dolduruyoruz. Ve çimlendirme toprağımızı doldurduktan sonra toprağın üstüne hafif bastırıyoruz. Şimdi arkadaşlar siz
kabımıza toprağını, çimlendirme toprağını doldurduktan sonra derin bir sulama yapın. Derin sulama yaptıktan sonra toprağınızı 10 ila 15 dakika bir dinlenme sürecine bırakın. Ben farklı bir yöntem uygulayacağım için şu an herhangi bir derin sulama ihtiyacı duymuyorum. Nedeni ise ben tohum ekimini gerçekleştirdikten sonra alttan sulamayı tercih ediyorum her zaman. Suyu boşalttıktan sonra daha rahat tohumlarımızı alabiliyoruz. Böyle hafif bastırmış olduğumuz toprağımızın üstüne tohumlarımızı ekimini gerçekleştiriyoruz. Tohumumuzu ekimini gerçekleştirdikten sonra üst kısmını bir miktar yine çimlendirme toprağımız ile kapatıyoruz. Toprağımızı ince 2 ila 3 milim bir tabaka ile kapattıktan sonra bir fıstık yardımıyla toprağımızı daha doğrusu ekim yapmış olduğumuz çimlendirme toprağımızı nemlendiriyoruz. Nemlendirmemiz gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar bu kabın kendi kapağı var. Fakat biz üst kısma da bir streç kapatabiliriz. Ben burada kapağımı kullanarak
kabımın üstünü kapatıyorum ve bundan sonra gölgelik bir alanı çimlenmesi için bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, kapağı kapattıktan sonra bir miktar hava kabın içinde mevcut. 3 gün kapağımızı veya kapatmış olduğumuz streçi hiç açmıyoruz. 3 gün sonra günlük olarak açıyoruz ve toprağımızı bir fısfıs yardımıyla derin bir şekilde tekrardan nemlendiriyoruz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Sorusu olan arkadaşlar yorum bölümüne sorularını gerçekleştirebilirler. Kısa zaman içinde kendilerine dönüş yapmaya çalışacağım.